Tanımı bayağı seksist bir tanım değil mi aslında? Kolay yani falan sen diye. Sen kullanıyorsun abi. Ben mi sana diyorum kız tavlası mı? Aptal karım şeyi sor falan diye. Hayır. Sen gelmişsin kız tavlası oynuyorsun. Ama adı o. Yani tarif etmek için bunu koymuşlar. Kadın tavlası. Böyle birinin çorabına sıkıp ondan sıkıp elime akıtmışım gibi kokuyor yani. Böyle kolay mı olur ya? Allah'ım yarabbim ya. Yani Kopenhagen'dan gelmemiş diye laf ediyorsun. Bir şey soruyorsun ha. Kolonya diye bir şeyi var. AC Class Professional yazıyor. Kolonya'nın nesi profesyonel olabilir? Aa bir dakika lütfen. Sen sürekli... 10 TL alayım. Medya ses ve görüntünün ötesinde koku da transfer etmeyi becerir. Ve Can'ın bu palavrasını, bu lüzumsuz muhabbetini hepinize gösteriyor. Hiç palavra değil, gayet dandik. Takipçilerimizin %98'inin minimum benimle en fikir olacağını, normal kolonya işte, Can abi saçmalıyor, abartıyor, hayvanın teki, 300 filan diyeceğine %100 eminim. Barış gelsin, bana katılacaktır, emin olabilirsin. Barış da sırf fantastik olsun diye katılıyor böyle şeylere. Yepyeni bir terim uydurayım. Bu kolonya değil. Kolonmatik falan. Kolon da filan böyle bir şey. Böyle şeyler mi söyleyecek illa adam? Kolon. Açlık grevi ya da ölüm orucunun kuralı nedir? Çünkü atıyorum Gandhi'nin hayat hikayesini anlatıldığı filmde görmüştüm. Adama şekerli su ne içiriyorlardı mesela şey olsun yani ölmesin diye mesela ölüm orucundayken falan. Çünkü hani sonuçta su da içmezse 2 günde ölecek zaten insan. Bir şeyler içiyor, yiyor demek. Yani yemiyor da işte bir şeyler içiyor mu mesela. Hani onun kuralı nedir? Bilenler aşağı yazsın, ölüm orucu tutmuş geekler. Usta varsa. Şaka yapılacak bir konu değil. Ama insan onu yaptığı her konu gibi bunun da gülünç tarafı var. Yakın plana girer misiniz? Niye toplamıyor? Yakın plana girer misiniz? Bitmiş. Çocuklar bitmiş, kalmamış. Kalmamış. Hiç kalmamış. Siz de Barış abiniz gibi delikanlı olun, saçınız dökülmesin. Sen kendine bak, bitmişsin. Kalmamış. Stephen King Tina filmi gibisin. Kalmamış. Kalmamış. Tavla oynar mısın? Oynamam. Ben bir bardak soğuk bir su içerim. Maalesef suyumuz yok. Böyle bir ofis burası, suyumuz yok. Ya bu ne biçim ofis kardeşim? Bu ne biçim iş yahu? Bir bardak su içmek istedik, başımıza gelenlere bak. Oğlum sanki de verdiğin videoları yeni kıyafetler al. Belli yani eski kuşlara giydiğin bak zayıflıkta. Bir dakika antik Yunan oyunculuğu yapıyorum. Ya, antik Yunan oyunculuğu gördük 4000 senedir yeter. Açık mı? Çok iyi şaka. 4000 yıldır aynı şeyi istiyoruz yeter dedi. Plaklar var, plak dolabı var ve testere. Ha pardon. Et. Beef stroganoff. Ne bu ya? Beef'i neyle yersin? Çatal bıçak işte. Ve kahya. Et çatal bıçağı mı var? Et bıçağı. Çatal mı var? Pick up, plaklar ve çatal. Şey hep de klasik aynı ucuz Cevdet Ünlü. Ondan sonra benim niye bu kadar? Hafif kaldırmalı var. Bak hafif şöyle kaldırmıyor bak. Yandan iki elle aynı açıda şey değil mi? Körler sağlar gibi ağlar kaldırması. Meşhurluğuma bak. Çatal matal deyip geçin. Meşhurluğuma bak. Barış Kıralioğlu, Turgut Özal'ı oynamış. Adam benim yayınıma çatal görmek için geliyor. Açar açmaz yayını ya. Dedim ki ulan şu Twitch'e aylardır girmiyorum. Bir gireyim hobi olarak dedim. Girdim. Aa Cevdet yayın yapıyormuş. Bir gireyim, bir girdim çatal çıktı abi. Ve 15 dakika plak aradı orada. Ben onlar bahane biliyorsun değil mi? Yoksa o alfabetik sıra mümkün değil 15 dakika sürmesi. Ama Cevdet seviyor onu oynatmayı göstermeyi. Cevdet'in o üstü kapalı review show. Bu bir çeşit pornografi aslında yani. Twitch'te böyle memeli kızlar var ya, aynı hesap. Doğru. Ya bir şey söyleyeyim. Zaten para istiyor. Plak söyleyeyim. Göz kırpıyor da plak söyleyeyim. OnlyFans hesabını biliyorsunuz herhalde değil mi? Sırf çatal gibi pikleri var. Aa sen OnlyFans logon böyle. Şu şekilde şöyle logon var. I'm silent, vigilant. Hocam bugün ben de Jurassic Park'ın tişörtünü giyecektim. Yeni almıştım. Bir baktım ki sen de giymişsin. Yeah. İyi ki ben giymemişim. Bunu bana kız arkadaşım yaptı. Çok mutluyum. Yaptı derken teker teker böyle çizdi mi? Yok. Böyle bir aleti var onun. Böyle kesiyor, biçiyor, bir şeyler yapıyor falan. Buralara yapıştırıyor ondan sonra. Ütülüyor, mütülüyor. Peki bir şey diyeceğim. Mesela Ömer Can Güldal yapsak. Böyle basar mı? Basar. Net. Ömer Can Güldal mı giymek istiyorsun gerçekten? Yani biri giyilecekse bu hayatta Freddie Mercury değil bence. Ömer Can Güldal giyiyor. Ooo böyle mesela. Ulan, bizim ağzımıza sıçıyorsun. Kapıdan girdiğin anda bitmiş geline bakın. Can, senin ağzına sıçıyor. Satanlar biliyorum. Orada dünyanın en büyük bulavını yaptın. Gırtlakladın yani ya. Böyle bir şey olabilir mi? Soba borusu. Bir ara demişti bu, ya. Ömer Can'ın tamamı. Hadi biz de alalım. Şişeleri getirip dayayacak diye bekliyordum. Kızcağız kupalara koymuş. İşte inisiyatif. İşte gerçek insanlık. İşte gerçek. İşte Hilal. Böyle çalışanı kaçırmayacaksın hocam. Kesinlikle. Tabii, tabii. Bağlayacaksın sigortayı sonsuza kadar, ne bileyim. Nasıl kaçırmazsın elden çalışanı? Nasıl kaçırmazsın? Bence çalışana arada küçük sürprizler yapmak lazım. Ne gibi böyle? Çiçek mi alacağız? Hayır. Ne? Gel bakayım buraya. Yapıyoruz hocam filan. Yapıyoruz. Yanağında 5 parmak izi olmalı bir insan. Abi çalışanla ilgileneceksin. Yoksa alimallah Metro Turizm çalışanı gibi olabilir. Gördünüz mü Metro Turizm'de yeni bir vakada? Yeni mi? 17 yaşında bir kızın yanında adam... Yine başka bir muamim fıtır fıtır. Allah Allah. Evet ya, bu sabah ben çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum bu genellemeyi yaptığım için ama ben Metro'nun eğitim sisteminden şüpheliyim. Yani elemanlarını nasıl eğitiyorlar? Abi el aleme attırmaman gerektiğini seni Metro Turizm'e eğitecek. Ya da tam tersi. Ders 1. 17 yaşındaki bir kız diyelim ki buraya oturdu. Böyle mi oluyor yani? Ya çok artık çüş ama hep aynı firmadan çıkıyor olması. Evet, burada bir iş gerçekten. Şey, bir de sonradan bunu paylaşan hesaba Metro Turizm lütfen paylaşımınızı kaldırın. Bu çalışan bizim sigortalı çalışanımız değil falan gibi. Bir de yani o ne demek? Rezalet ya? Bir açıklamayla işin altından kalkmaya çalışıyor. Sigortadan da kaçak yaptık mı diyoruz? Resmen. O gün o şansımız oradaydı. Biz de dedik ki kullanalım bu çocuğu. Dün başıma bir enteresan olay geldi. Bizim Tufan'a gittim. Tufan Aydın'a. Ha. Kapısının önündeyim. Bekliyorum. Çıkacak. O sırada kapıda bir tane ibiş çocuk var. Tamam. Motosikleti var ve ibiş. Filan yapıyor böyle. Telefonla birini arıyor. Oyunları var. Tamam mı? Tufan çıktı baktı. Çocuğu gördü böyle. Yüzü tatsızlar. Ne oldu? Sen hala burada mısın? Dedi. Abi bir yanlışlık olmuş bilmem ne filan dedi. Birilerini aradı. Bir şey yaptılar. Sonra çocuk gitti motorun yanına. Biz yürümeye başladık. Yürüdük. Sokağın başına geldik. Tufan anlattı hikayeyi. Bir döndük çocuğa baktık. Hala orada. Bak görüyor musun hala burada. Nedir dedim hikaye. Hikaye şu. Bir şey göndermek için çağırıyor. Firma çağırıyor. Çocuk aslında kurye. Çocuk abi kusura bakma ilk iş günüm demiş. Ama şöyle bir has gerizekalı çocuk. Çocuğa diyor ki Oktay sokak diyor. Çocuk Oktay yazıyor navigasyona. Çıkan her Oktay'a gidiyorsun abi. İlk araya böyle. Abi Oktay Eczanesi'nin önündeyim. Ne Oktay Eczanesi? Oktay Eczanesi demedim ki ben sana diyor. Ha yanlış olmuş diyor mesela. Saraycı dedik tamam mı? Ondan sonra abi Oktay Tuhafiye'nin önündeyim diyor. Ne Oktay Tuhafiyesi? Oktay Sokak diyor. Ha dur o zaman 3. Oktay'a bak. Beyni salya gibi akıyor. Abi, çocuğun Tufan'ı bulması 1 saat sürmüş. Sonra da işte yeni gideceği adresi düşünüyordu. Tufan bak hala orada. Allah'ım kendimi keseceğim dedi. Dedim şimdi veremeyecek bu. Artık beni ilgilendirmez. Ben gönderdim. Alacak kişi düşünsün dedi. Kim bu artık kaç kere aradı o çocuk. Oyunlarıma yapıyorsa bile hemen kaçacaksın. Yani çalışanını bir basit birkaç bir şey yani evet, GPS kullanmayı anadan doğma bilmiyoruz ama ne bileyim yani şehir öğretmesinde fayda var kurye firmasının. Yani ben kurye firmasının onun ehliyetini kontrol ettiğinden bile şüphe ettim. Bir şey söyleyeceğim ya liselerde ya da üniversitelerde filan tiyatro kulübü var mı sizce hala? Bence yoktur lan. Bu sene kulüpler kalktı. Niye ya? Hayır, Suo pandemi çağırıyordu, ben Suo'yu takip ediyorum. Pandemi dahilinde yok. Yoksa şu anda kalktı. Kulüpler şöyle oldu. Farklı farklı sınıflardan çocuklar geliyordu kulüp saatinde. Beraber kulüp yapıyordu. Şimdi sınıfları karıştırmamak adına her sınıfın özel kulübü var. Yani bir ay o kulüp oluyor. Değişiyor. Bütün kulüpler bütün sınıfları geziyor gibi oldu. Ama tabii şu an online yapıyoruz ve ben bir kulüp kurdum. Sinema kulübü. Hikaye şöyle başlıyor. 4 farklı hoca var. Bir hoca Chaplin anlatıyor. Bir hoca İtalya'daki western sinemasını, kovboy filmleri dönemini anlatıyor. Spoiler. Bir hoca Hollywood anlatıyor. Ben de Şener Şen fiksini. Ah be, ben ne zannettim biliyor musun bir yandan? Hepsini sen anlatıyorsun ama hakikaten böyle İtalyan sineması anlatırken böyle çocuklara online parodilerle, böyle İtalyan taktikleriyle falan yapıyorsun bunu. Çok ne güzel olurdu. Hocam böyle. Ben biraz yalnız o çok uzun olur. Bu bölünmeyi biraz garip buldum yani. Yani Charlie Chaplin filmlerine odaklanmış olan var. Hollywood'a odaklanmış olan var. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Kim zavallı hoca, kim mesela burada? Hayır, herkesin branşı farklı. 4 farklı hoca var. İyi de tamam da yani birisi, yani böyle branş mı olur yani? Çok farklı düzeyde kategoriler bunlar. Niye sinema hakkında farklı farklı bilgiler alıyor çocuklar işte. Ne bileyim abi, Chaplin'e Hollywood alt kümesi mesela sonuçta, anladın mı? Karışık işler olmuş bunlar. Sessiz sinema diyorsun, öbürü vurdulu kırdılı. Bir tanesi spagetti western, bile ne dedin? Hollywood'da da X-Men Spider-Man izliyorlar. O da evet, bambaşka gerçekten. Yeşilçam kafası. Ama Şener Şen spesifik yani. İlginç. Ben yaptım bu programı, beğenmedin galiba. Ben bunu süper yaptım diye mutluluktan uçuyordum. Farklı ekoller var tabii yani. Ben de senin sonuçta burada öğretmen olan sensin. Belki de burada oturduğu yerden boş boş konuşan benim ama değişik bir bölünme gibi geldi bana. Arkadaşlar tartışsın aşağıda. Bu çok iyi. Arkadaşlar tartışın aşağıda. Beni bulaştırmayın. Ben yeter kadar bok yedim. Şeyden bahsedelim hocam, sizin kahraman adamdan. Papa bilmem kaçıncı artık neyse. Yeni Papa eşcinsel evlilikler olabilir, olmalıdır tarzı açıklamalar. Hatta yani yaptı. Öyle hani yalandan kaçamak değil. Gayet dedik yani medeni kanunlar buna göre ayarlanıp evlilikler yapılmalı dedi yani. Net. Çok yenilikçi dedi ve arkadaşını öptü falan, öyle olsa. Ondan sonra tabi bizde kıyamet koptu. Ben Twitter'da yorumlara baktım. İşte Batı'nın medeniyeti bu. Bunlar böyle tarzı açıklamalar havalarda uçuşuyor. Ama o kim taklidi bu arada? Herhangi bir bu ki Yılmaz aslında. Anladın. Ya bu hafta Bekir Coşkun aramızdan ayrıldı. Evet ya, çok büyük tat kaçırma. Ya başka bir dünya, başka bir evren. Çok tatlı adamdı, ben okurdum köşesi. 10. köy diye köşesi vardı. 9 köyden bile kovulsan 10.'ya gideceksin derdi. Büyük tat. Ama günümüzde artık Türkiye'de 10. köy diye köşe adı koymaya gerek yok. Bence 1. köy bile koysak olur. Çünkü hiçbir köyde barındırmıyorlar doğru söyleyen artık. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Aslında Netflix binlerce dizi açıkladı, yerli dizi. Evet. Ben hep binlerce. Hani böyle bedava yok, koskoca Netflix artık. Onu da yani fanboy gibi ne bu? Şimdi arkadaşlar... Ne raflatı bu ne? Hadi. Bana geliyor dur. Bu ne? Bana benim. Netflix çok güzel diziler çıkardı. Nesi ilgini, hangisi ilgini çekti senin? Benim ilgimi çeken Tolga Karaçelikli olan Kıvanç Saltuklu bilim kurgu denizaltı post apokaliptik hikayesi. Siz Eren'le arkamda car konuşurken ben dinliyordum. Vay. Peki sen karınla yeteri kadar konuşsaydı belki misafir böyle bir ihtiyaç hissetmezdi. Of. Ayrıca karın birazcık az konuşsaydı bambaşka bir hayatımız olurdu. Of. Çok garip. Bir şey söyleyeceğim. Şu logoyu özlediniz mi arkadaşlar? Çok özledim. Dedes sofrası. Çok özledim ya. Kasım'da aşk başkadır. Bir şey diyeceğim. Ben geçen hafta demiştim. Acaba bir canlı mı yapsak dedim. Nasıl hemen oldu bu iş? Bu ne ucuz bir numara ya. Beni bu ucuz numarama dahil mi edeceksin? Etkinlik perisi. Tamam. Daha nasıl ucuzlar diye düşündüm, bu geldi. Artık o kadar ucuzlattınız ki bu gösterinin hype'ı kaçacak. Arkadaşlar tekrar sahnelerdeyiz. Ben şey söyleyeceğim. Mesela atıyorum. 4 kişi çıkacak, birimiz başkası olsun misafir. Alakasız. Bu arada evde kaldı o falan. Bu arada bu konuyla ilgili bir VTR'miz var. Şimdi onu giriyoruz araya. VTR ne Cevdet ya. Sen Güner Ümit misin ya? Yani VTR denmez mi ona kardeşim? Ne denir ona? Niye VTR deyince aklımıza ilk gelirsin Güner Ümit? Benim de hemen Güner Ümit. Hocam çünkü Güner Ümit 1980'lerde bitti ve Cevdet de o dönemde kalmış. Ya hiçbirini dönmedim hayatımda, çok hevesim. Ben bir kere yarım yamalak bir yumruk atmaya çalıştım, o da yani sayılmaz. Kimi atmadın lan? Ortaokulda arkadaşımda yani böyle hani böyle gerçek yumruktu ya böyle. Şey gibi mi? Şöyle mi yaptın arkadaşlar? Kapıyı açar mısın? Beyefendi kapıyı açar mısın? Seni adi şerefsiz. Ömercan'ın bitirme oyunları. Ömercan şey, Nur Dündar gibi dövüyor. Niye? Adi şerefsiz. Ulan Uğur Dündar patır patır vuruyor lan. Ulan ama kim var ya? Uğur Dündar hiç seviyor çok. Uğur Dündar gayet çocuğu diye dövüyor. Ömercan der mi öyle bir şey ya? Ömercan seni adi şerefsizler yarım bir... Seni adi sürüngen budala falan. Sen! Bu yaptığın beni hiç hoşnut etmedi. Hoşnutluk. Sen nasıl el alemi rencide edersin? Range mi baby? Range. Burger King'in en sevdiğim sosu. Range mi baby? Bozuğu da hiç çekilmez. Ulan böyle bozuğu çekilir. Nasıl bozuldu ya? Neyin bozuğu bir bak kardeşim. Nasıl bozulabilir ya? Nasıl? Sen neyin bozuğu tercih ediyorsun? Ben range ses alıyorum ama bozuk olmasın. Barbekünün bozuğu iyidir filan ama range bazen bozuk çıkıyor daha doğrusu. Anladım. Nerede bozuk çıktı ya? Bana hayatımda bozuk range sosla karıştı. Bunun da babası Burger King sahibi çıktı başımıza. Şu bizim vardı bir arkadaş. Lisedeyken arkadaşımın arkadaşı. Onların şeyi vardı, McDonald's'ları varmış sonradan diyor. Çocuk çok utanıyordu bundan dolayı çünkü hem çok solcu geçiniyordu hem McDonald's'ları vardı diye çocuk böyle hafif dramlıydı. Olsun. Kaç yaşında bu çocuk? Kaç yaşındaydı? 15-16 yaşındaydı. Vay be. Olsun yani şey olabilir, atıyorum dükkana gelen parasız insanlara bedava yemek verirsin o zaman işte... Ronald McDonald kostümü giyip dışarıda Big Mac menü dağıtırsın. Doğru. Ay, benim öyle bir iş şeyim var, anlattım mı size? İş maceram var. Nedir? Sen bir ara giydiriyordun üniversite öğrencilerini. Yok o başka, o etkinlikte. Bir gün beni bir aşağı... Giydiriyordum. Bir gün Bağdat Caddesi'ne yürüyorum. Barış abi diye birisi bağırıyor. Bir baktım abi kocaman bir ayı. Ağız kısmında delikli bir bölüm var, oradan bana bakıyor birisi. Barış abi! Bir baktım Cevdet'in adamlarından biri sokakta ayı olmuş. Bıçkın Şükrü değil mi? Barış abi! Filan dediğine göre. Bıçkın Şükrü. Hocam bir gün daha böyle işte askerden döndüğüm zamanlardan işmiş bakıyorum. Böyle tiyatral işler falan. Beni bir yerden aradılar, tamam mı? Sokakta böyle Cevdet. Tiyatral işler bakıyorum. Merhaba, beni işe alır mısınız? Hayır bu. Güçlü taraflarınız nedir efendim? Abi beni... Alev püskürtüyor. Tahta bacaktayım. Yok mu iş ya? Bu görüşmenin firmasını söyleyemeyiz. Çok gizlidir bu görüşme falan. Peki dedim ben de. Bir form dolduruyorsun. Oturdum abi. Sonra bir tane adam geldi. Merhaba Cevdet Bey. Merhaba. İşte bizim yapacağımız iş... Ama adam hakikaten abartmıyorum böyle. Bizim yapacağımız iş... Daha çok eğlence sektörüyle ilgili. Yani sizin tiyatral özelliklerinizden dolayı bunu yapabileceğinizi düşünüyorum dedi. Dedim ki yani nedir iş? Şimdi bu gizli aramızda zaten bir şey imzalatlarsa evet. McDonald's'ın McDonald diye bir karakteri var. Duydunuz mu hiç? Biliyorum palyaço diyorsunuz. Sadece bir palyaço değil. Hani böyle anlatmışlar, abartacağız ya. Bu bir palyaço değil. O insanlara neşe getiren, insanları şöyle yapan, işte teşvik eden, çocukları ellerinden tutan, onlara şey dağıtan. Böyle duruyorum, tamam mı? Senin imzan hala geçerse bitti şu an. Farkındasın değil mi? 10 sene olmuş. Sonra pek anlatıyor. Dedim ki ya affedersiniz dedim ben... Geldi. Yazdı işte ya o kadar. Ronald McDonald adam bitiren isimdir. Ronald. Affedersiniz dedim. Ben hani biraz dedim kiloluyum. Benim bildiğim kadarıyla hani kilolu insanlar özellikle görünmesin diye bu tarz reklamlarda iş yapmaz diye diyor. Böyle dedi adam bana. Siz kilolu musunuz? Siz body mi çalıştınız? Abi adam bulamış. Kaslı bir yapınız var gibi geliyor. Çalıştınız mı? Ben kendime yok çalışmadım dedim. Kendi kendime ne oluyor lan? Neredeyim ben? Ya bir maaş veriyorlar. Bak şimdinin parası değil. O zamanın parasıyla 2750 lira veriyorlardı. 10 sene öncesinin parası. Ama 30 tane McDonald's gezeceğim ayda. Bunların çoğu şehir dışında. İstanbul'da değil. Ayda 30 mu? Her gün bir yere gidiyorsun. Bir şey değil mi? Bence bir tiyatrocunun hayatının bir döneminde yapması gereken çok eğlenceli, enteresan bir iş. Ben girmeye gönüllüydüm, merak ettim çünkü. Neticede bir sene sözleşme falan yapmıyorlardı. Ve fakat bana iş gelmedi. Adamın bütün blogları. Tamam dedim, peki okey, hani olur yapalım dedim. Gelmedi. Yani sen kırmızı peruğu takıp beyaz makyaj yapıp şakacı Ronald mı olacaktın? Hayır. O Ronald öyle bir adam. Çocuklara neşe getiren. Ne yapıyorsun peki gidip? Abi işte ne yapıyorsun gidip? Çocuklarla eğleniyorsun. Böyle mini club kafası yani. Aslında yaptığım bu ama bunu böyle abi çocuklarla eğleniyorsun mini club kafası diye anlatmıyor da herifin özel bir görevi var. Ayda sen 30 çocuklarla. Hafta sonun falan yok anladığım kadarıyla. Ama şöyle düşün, var. Hafta sonların oluyor ama mesela bir günde İstanbul içi 5 evet. lokanta geziyorsun gibi düşün. Anladım. O McDonald's'a lokanta dendi. Lokanta. Çağatay Sever, mutfaktaki doğal gaz borusunu sarı ile boyamanız gerekiyor. Paslanırsa daha büyük masrafa yol açabilir. Seviliyorsunuz. Hayatımda böyle bir şey duymadım. Kim demiş bunu? Niye sarı ile boyaman gerekiyor? Hep sarıya boyar. Demek ki onun bir özel maddesi olan bir boya o. Ki bir şey. Kim demiş dedin? Çağatay. Çağatay, ilk defa böyle bir şey duyuyorum hayatım boyunca. Karşıma ne babalar, kayınpederler çıktı, böyle bir tavsiye almadım. Çok oğlum. Bizim kızı üzme. Bir de şunu saraya boya. Böyle saçma sapan. Şeyma Nur da demiş ki yalnız bana mı öyle geliyor sadece bilmiyorum ama bölümler kısaldıkça daha da komik ve eğlenceli olmaya başladı. Programı uzun tutma kaygısı ortadan kalktıktan sonra nitelik arttı resmen. Ya. Bundan sonra hep 35 dakika olsun, 40 dakika olursa izlemem. Nicelikle nitelik ters orantılıdır hocam. Vallahi bazı var. Konular vardır, onlardan ömür boyu kaçamazsın. Hep onlar ömür boyu sana sorulur. Bu da onlardan biri. Mesela biz bu donlardan biri. 3. sezon, 4. sezona mı geldi? Nereye geldi? 10. sezon. 15. Bu 3. sezon. 3. sezondayız. 1. sezonun böyle atıyorum 20. bölümünde falan biz dedik ki ya manyak gibi 1 saat yapmayalım, 30'a indirelim dedik. Ve çok nadir atıyorum 45 dakika olduğu oluyor. 30, 35 falan oluyor. Hep ama bu soru hep geliyor. Abi kısaltmışsınız. Cevdet abi bu bölüm sakalını kesmiş. 20 bölümdür Cevdet'in sakalı yok. Yenisi uzadı. Ama olsun. Ben seviyorum. Bu soruyu soranı da seviyorum. Ama Büşra'nın taklidi böyle değil herhalde. Büşra. Hayır. Büşra. Abi. Şeyma bu arada kısmı. Şeyma böyle. Abi çok iyi olmuş ya. İyice kısaltmışsın. 40 dakika yaparsanız izleyin. Orada bir yürütüm adam var. Son dakika tokadı atmış. En azından bipolardır diyorsun. Bir dakika, her takipçinin taklidini yapacağım. Oku abi, yapıyorum. Burak Kutlu, bak bu da 1000 yıldır geliyor, mesajlar atıp duruyorlar bana. Sayın Geekyapar, bu çok önemli bir yorum. Emlak Konut reklamında kayyumlar müziği var. Gereğini yapılmasını arz edin. Yapıyorum. Yılların muhtarları müziği. Sayın Geekyapar, dikkatli olun bak. Emlak Konut'ta kayyumların müziği var, adamın kan alırlar. Güzel ama bir dahaki sefere biraz sesini de değiştir. Yok, bu doğal oyunculuk. Ya ama sen şimdi hakaret anti Yunan yapayım. Sen şimdi Sayın Geekyapar. Kayyumların müziği kullanılıyor. Tiz pes falan. Sen şimdi milletle dalga geçmeye çalışıyorsun. Yo asla bayılırım. En büyük geç. Kuzen palavrayı bırak. Sayın Geekyapar, kayyumların müziğini kullanmışlar. Ne ayak? Tipleme, değişik tiplemeler atölyesi yapalım. Sayın Geekyapar, kusura bakmayın ama size bir konuda bilgi vermem lazım. Kayyumların müziğini kullanmışlar. Valla yani niye böyle oynayan, niye Barış'ı kullanıyorsun? Barış'ı şu anda şeyi daha yapacak kariyeri. Oyuncu bulmuşsun önünde. Oynatıyorsun. Tamam. Barış. Hadi taksitliğe geç. Hadi taksitliğe geç. Sen iyice bak. Barış, daha böyle ağlamaklı okumanı istiyorum. Tamam mı? Daha böyle hüzünlü. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında olmuyorum. Oğlum aynı şeyi oynayacaksın ama. Şimdi Sayın Geekyapar. Neden böyle yapıyorsun dedi. Ben de ona dedim ki kayyumların müziği zaten mahallenin muhtarları. Barış Manço. Şimdi Cevdet'ciğim, bazen diyorsun ki bu müziği niye burada kullandık? Cem Karaca. Ben öldükten sonra alkışlamayın, tek bir getirin. Biliyor musun? Cenazesinde alkışlatmadı. Allah ya. Gökhan demiş ki ben küçükken margarin alırdık eve. Annem bana marketten Ramaz sana yağ alır mısın demişti. Sana da margarinlerin serpadır o dönemlerde. Margarinlerin serpa nedir? Ramaz. Sanadır. Sanadır. Belki Ramazan'a ya alır mısın demiş ya annesi, daha ne olsun ya. Bir de Alaluna vardır. saçının üstünde bir gurik olan rahmetli Gürri Sururi. Aybüke'nin kanalındaki mihenk taşları. Evet, size trivia vereyim. Hayatında son verdiği röportajın birini Aybüke'ye vermiştir. O röportaj yapılırken yavaş yavaş. Hocaların hocası Büyük Üstad Ömer Can Güldal neredeydi? Kameranın arkasında. İşte bu. O röportajı izlemek istiyorsanız iyi. Bu ne ya? İyiye basıyorsun. Yıllardır YouTube'a bakmadığın için. Hocam yeni bir şey var. Linki giriyorsun, üstte çıkıyor falan. Anladım. Eskiden şey vardı, şimdi iyi var. Çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Ya bazen aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Böyle neler sofrasını yaparken. Şimdi Hilal'in mesela diyelim tadı kaçık, köşede oturuyor. Ya inşallah bugün çok kurguluk iş çıkarmazlar ya filan diyor diyelim. Ben böyle bir gün sırf troll bölüm yapmak istiyorum. Atıyorum böyle. İşte Hikmet Bardak ne güzel değil mi filan diyor. Ya diyor Allah kahretsin. Hikmet Bardak'ın görselini bulup koymamız lazım. Ondan sonra Güneşin Oğlu'nun guriği diyorum. Onun guriğini koymasın. Hepimize koy gurik. Bir şey hepsini koymak zorunda. Bir bölüm mesela normalde atıyorum. Kurgu bir saat sürüyorsa 4 gün sürüyor. Günde 6'şar saatten perişan böyle. Bu ne abi? Günde 6'şar saat ne? Ben sana söyleyeyim mi ne olacak o işin sonu? Böyle yapacak. Aman ne uğraşacak. Abi kusura bakmayın bilgisayarım kilitlendi. Çok özür diliyorum. Ben yetiştiremeyeceğim galiba. 7 gün sonra çıkarsam sorun olur. Bana başka bir yerden tanıdık geldi ama. Ama neyse. Biz burada 4 patron bir iş çalışanız ya. Ben Hilal'in tersini görmek çok istiyorum. Yani böyle hep olumlu derken bize karşı olumlu, hep işte aktif, hiçbir zaman böyle işini sağ şeyi görmek istiyorum ben. Tamam Ömer Can abi falan, bunu görmek istiyorum ben. Çok görmek istiyorum yani. Bir şey diyeceğim. Böyle insanların... Ne diyeceksin? Evet, böyle tatlı insanların genellikle tersi çok pistir. Evet. Ben de çok korkarım. Asla şey yapmak istemem. Bence hayır asla. Bence Hilal nasıl bir tip biliyor musun? Ömer Can abinin de. Hayır asla öyle bir tip. Ya lan buraya dövüyormuş falan böyle. Hilal sana sinirlendiğine ne yapacak biliyor musun? Evet. Asla bağırmayacak. Şöyle yapacak. Tamam Ömer Can abi. Çay içer misin Ömer Can abi? Zehir oldu falan. Ya da abi daha fenası var. Ömür boyu vicdan azabıyla bir köşede ağlamamızı sağlayacak şey. Aşırı sinirleniyor Hilal de böyle yapıyor. Her şey için teşekkürler. Hoşçakalın. Çat diye kapıdan çıkıyor. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Ama Hilal kapıyı açıyoruz, Hilal çoktan gitmiş. Aşağı iniyoruz, yok. Bir daha asla yok. Bu arada biz kızın tersine denk gelmiştik ama senaryoyu yani bir hayvanlık edişimize getirdik farkındayız. Öyle zaten. Biz bir hayvanlık yapmadığımız sürece Hilal gibi dünyanın en iyi ismi olan biri çizgisini bozmaz abi. Yani aradığınız numaraya ulaşılamamaktadır. Hemen böyle hiçbir yerden ulaşamıyoruz. Aradığınız numara sizi bloklamıştır falan. Geçen gün evde lavabo tıkandı. Kimi çağırdım? Yok artık. Kimi çağırdın? Tufan Tesisat. Tufan Tesisat. Evinizi kırmadan yapan tesisat. Peki benim işimi hallettiler. O gün telefonum çaldı. Alo Can. Efendim abi. Ya evde su borusu patladı da sen şu Tufan Tesisat'a nereden ulaştın deyip telefonunu aldı. Aradın mı? Aramadın mı? Utandım lan patronunu telefondan aramaya. O kadar da değil abi yani. Abi inanılmaz. Bir dakika bir şey diyeceğim. Aynı anda üst üste 4 elemanın ikisinin birden boruları patlarsa büyük paralar olur. Yani şunun gibi oluyor. Hadi bunun gerçek. Ömer Can demiş ki ulan madem Can'a yapıyorlar, benim için de yapsınlar. Hazır bedava değiştirsinler. Ondan sonra benimki de bozulmuş, ben de yaptırayım bari. Siz sokaktaki yarı elektrikçi yarı tesisatçıları mı çağırdı? Evet. Can kırmadan, dökmeden yaptılar mı? Bir şey diyeceğim, kırmış olabilirler. Kırdılar mı? Hayır, kırmadılar. Kırmadılar ama ileride bu problemi yaşamamanız için kırdırmanız gerekir dediler. Ama o zaman değiştirelim. Tufan Tesisat biz kırmıyoruz. Kırması için Ayşe Tesisat'ı o kırıyor falan. Böyle hırfani adamlar dedi. Evinizi kırarak dökerek yapan. Onların imzası yok. Yani öyle şarkıdan besleniyor şu an. He. Kırıyor. Peki bir şey diyeceğim. Böyle fotoğraf çektiniz mi? Yok. Yazık adamcağızı arkadan çektim. Çatalını kapatma oyunları yaptım yani. Çatalı yoktu yani. Usta çatalı. Sebep neydi? Sizi herif öldürürse filan kanıt olsun diye mi? Niye fotoğraf çekti adam? Ya, bir de paylaştım, Tufan Tesisat geldi sağ olsunlar ilgilendiler diye paylaştım, story attım. Öyle bir teşekkürler diye Tufan Tesisat'la beni paylaştı. Ya adamı haber karşılıklı sosyal medyaya... Niye gizli gizli çekiyorsun anlamadım ben. Ya bir de fotoğraf alabilir miyiz demeye utandım yani. Sen adamları aramaya utanıyorsun. Benim burada fotoğrafımı çekmeme laf ediyorsun. Ya Tufan Tesisat, bu çocuklar çok utanıyor. Biz Cevdet'le bütün evi kırıp döküp mahvedip sizi çağırıp utanmadan arsız her şey yaptıracağız. Sonra da çıplak fotoğraflarınızı çekeceğiz. Hiç sormadan. Ben diyorum ki bir kulüp kursam, adı Kulüp Çatal. Tamam mı? Yemek kulübü ve sadece işte benim gibi insanlar girebiliyor. Ama düşün belli açılmaz. Hayır şöyle bak. Mesela sofraya giriyorsun. Sofrada çatal, bıçak, tabak yok. Nerede? Bir dolap var, onun en altında. Millet oraya gidiyor. Şu şekilde eğilerek alıyor. Millete bakıyor diye devam ediyor. Yemeği yiyenlerde bakıyor. Şey diyeceğim, hikaye güzeldi ama burada arada bir giriş yaptı. Çok daha iyiydi. Bütün çalışan garsonlar, bir dakika pardon. Allah kahretsin, iğrenç yaptın. Bundan sonra Ömer Can'a blog değildi de. Hiç oldu mu şimdi Allah'ın şeyi? O kadar Ömer Can, seni hiç sevmiyorum. Gözlerinden aşk akıyor ama Barış. Polis filmine gitti Haluk Bilginer. Bir işinde oynayacak ya. Haluk Bilginer'in polis filmi Onur Ünlü'nün aynı zamanda ilk filmidir. Bir sinemacının ilk filmi her zaman şeylerden uzaktır. Yani kaygılardan, maddi kaygı, şu bu, carçuk. İlk filmini yapar gönül rahatlığıyla ve güzel tutarsa sonra yapımcılar ilgilenir, bir şey olur, cart olur, curt olur. Ve ayda bir film çekmeye başlar. Bozabilir. Evet, sonradan biraz fazla kaçırdı. Biraz ama ünlü oldu adam. Polis filmi çok güzeldi. Ama bir şey polis filminde miyim? İki tane güzel replik vardı. Bir tanesi şuydu. Settar Tanrıöğen bir tane silah satıyor. Gizli silah satıcısı. Şeye gidiyor böyle, köprü altına gidiyor silah almak için. Diyor ki bu temiz mi bu silah diyor. Merak etme. Tıpkı yeni doğmuş bir oğçeye gibi tertemiz diyor. Bir replik bu. Bir tanesi de şu. Kıza havalı havalı şöyle diyor. Bir gün bir davete, neydi? Bir gün bir yere davet ederler seni. Gidersin ve bakarsın ki kapıdaki listede adın yazmıyor. Filan gibi bir şey dedi Haluk Bilginer bir yerde. Biraz. O da çok enteresan ve havalıydı. Ama Haluk Bilginer'in hayatında ilk defa... Yani bir karışıklık olmuş yani. Büyütecek ne var ya? Hayır hayır. Bak filmin orası... Hayat felsefesine çevirmeli. Adam orada böyle karışıklıkta... Anlıyorum. İsmimi yapayım anlıyorum. Mesajı aldım. Biraz yani ilk bakkala gidersin, veresiye dersin, nah derler filan ne bileyim. Hayatı boyunca ilk defa kirli sakallı olduğu bir dönemde Bilginer'in. O film için hafif kirli sakal oynuyordu ilk defa. Ondan önce hiç yoktu. Cevdet gibiydi böyle. Ve değişik bir roldu, güzel bir roldü filan. Bence onu böyle çok karizmatik söylediği için hoşuma gitmişti. Ama Onur Ünlü'nün benim en sevdiğim filmi galiba Güneşin Oğlu. Bu ne abi? Onur Ünlü Özel diyelim o zaman böyle. Hilal artı Onur Ünlü. Onur Ünlü Özel. Güneşin Oğlu onun filmi mi ya? Evet. Evet. Ben neyle karıştırıyorum? Ben Mahsun Kırmızıgül'ün bir filmiyle karıştırıyorum. Güneşi gördüm. Ayakta da yaptım. Ha, okay, tamam. Bilmem ne diye de yaptım. Tamam. Bilmem bütün filmleri ezbere biliyorsun. Bütün repliklerini ya. Mesleğimiz bu koçum. Durmadan evde aynı yerli film mi izliyorsun sen? Bir kere izliyorum aklımda kaldı. Allah aşkına. Adam senin o işine gittiğinde şey mi diyorlar sana? Evet Güneşi gördüm. Söyle bakalım. Ya adam sizin gibi internet söylenen boku değil mi? Gerçek oyuncu. Gerçek o zaman size şey yapayım. Mahsun Kırmızıgül'ün Beyaz Melek filmi yapayım. Ben de sizinle beraber gelmek istiyorum. Hem gözlerim kör hem böyle konuşan bir dede rolü. Mahsun Kırmızıgül'den çok sınırlarda oynuyor ya. Şampiyon gibi. En uçta. Bayılırım. Bu dedenin adını bilmiyorum ama depremzede ve kuşu olan bir dedeydi yanlış hatırlamıyorum. Filmin bir de depremzede yani yapacak bir şey. Konuları da öyle, kendi de öyle. Normal adam hiç olmadım Mahsun Sıfır. Ya böyle merhaba nasılsınız işte ben normal adam falan hiç olmadı. Hep böyle falan diye bir tiplemesi var. Kendi olmazsa başrolü öyle. Ha bir dakika bu benim anlattığım Mahsun'un kendisi değildi. Filmdeki dede karakteri. Ama kendisi de böyle gözünü şaşı yapıyor, aynen. Bir şey yapıyor. Kendisi de yapıyor. Ya da şey var Mert Turan'ın var. Ya bak mesela o aslında kötü bir şey değil, güzel de mesela onun ikincisi falan artık ajite ya. Ya o ben filmin ikincisi niye çekersin abi? İkiyi izlemedim. Hiç bilmiyorum bile bahsettiğin şeylerden. Ya ikincisi bana şey geliyor yani. Birincisinde tutan şey ikincisinde artık gözümüze sokulmak üzere var olmak olmayacak mı yani? Biraz da tuttu diye işte. Abi ama yazık yani, bu artık dalga geçmeye giriyor biraz da. Evet efendim. Böyle şeyler dalga geçmeyiniz. Dedeler sofrası sahnede, geliniz izleyiniz. Onu alabilir miyiz? Hayır, olmadı. Alabilir miyiz?